Değerli mesam üyeleri bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu 5 ana başlıkta topladım bugün paylaşacağım konuları. Birincisi devrim niteliğinde projelerden söz ettim. Bazı arkadaşlarımız ya bunlar gerçek mi olabilir mi? Kendimize o kadar özgüvenimizi yitirmişiz ki en doğal aslında en olması gereken şeyler konusunda bile haliyle tereddüt yaşamıyor değiliz. Hak vermiyor da değilim açıkçası. Ee, ama beni tanıyanlar, bilenler, yakından hayatıma tanıklık edenler bilirler. Yapmayacağım hiçbir şeyle ilgili e, insanları umutlandıracak, en küçük bir umut kırıntısı dahi aşılayacak bir yapım yoktur. Olması gerekenler üzerinde çalışıyorum açıkçası. Bunu bilmenizi istiyorum. Hani diyor ya Ernesto C. Guevara, gerçekçi ol, imkansızı gerçekleştir. Ben gerçekçi bir insanım ama imkansızın peşinde değilim. İmkan dahilinde olanların peşindeyim açıkçası. Tüm bunlar olması gereken şeyler. Şimdi nedir o beş ana başlık? Öncelikle onları söyleyeyim. Birincisi bu devrim niteliğindeki projelerle ilgili bilgilendirmek istiyorum sizleri. Sonra sizlere gönderilen bazı arkadaşlara, hepinize geldiğimi bilmiyorum ama bir mesajla ilgili... Üçüncüsü siyasi partilerle olan görüşmelerim hakkında, dördüncüsü genel kurulun ne zaman yapılacağıyla ilgili, beşincisi de bakanlık tarafından yapılacak olan destek ödemeleri ne zaman olacak? Öncelikle isterseniz sonuncusundan başlıyorum. Değerli dostlar devrim niteliğinde projeler diyoruz. Evet, bunlar bugüne kadar aslında çoktan olması gereken şeylerdi. Bugün binlerce müzik emekçisi, binlerce eser sahibi, yorumcu, besteci, söz yazarı, aranjör pek çoğu hayatını sosyal bir güvenceden yoksun bir şekilde yaşıyor. Bunu pandemi döneminde de net bir şekilde gördük. Şimdi bununla ilgili detaylarını şimdi paylaşmayacağım ama somutlaştığında gerçekten sizin bile şaşıracağınız çok ciddi gelişmeler olacak. Yani dolayısıyla hiçbir müzisyen arkadaşımızın sosyal güvenceden yoksun yaşamayacağı bir şeyi hedef alıyoruz. Bir düzenlemeyi hedef alıyoruz. Birincisi bu, ikincisi Türk Hava Yolları ile %30 indirimli uçuştan tutun da yaşadığınız şehirlerde mümkünse tümüyle ücretsiz ulaşım değilse de %50'ye varan e, indirimlerle ulaşım sağlamanız e, konusu. E, üçüncüsü ise yeşil pasaport konusu. Değerli arkadaşlar, bu pek çoğuna hayal gelebilir. Tabii ki e, Mesam'ın 11.000 bin, MSG'nin 4-5 bin civarında, Mürbî'nin 3 bin civarında e, ve işte bunun bu meslek birlikleri dışında kalanların binlercesinin 40-50 bin civarında insana yeşil pasaport verilmesi söz konusu değil tabii ki. Meslek birlikleri olarak. Bunların bir düzenlemesi yapılacak hayatını müzikle sağlayan. Çünkü sanatçılar bir ülkenin kültür elçileridir ama bir kültür elçisi düşünün pasaport kuyruklarında yok efendim vize kuyruklarında günlerce aylarca beklemesi doğru bir şey değil zaten bunu hiçbirimiz kabul etmeyiz. Bugün bir öğretmen arkadaşımızın bir imamın veya işte herhangi bir devlet memurunun yeşil pasaport taşırken, bir ülkenin sanatçılarının yeşil pasaport taşımaması o ülkenin kaldıracağı bir şey değildir. Üzerinde çalışıyoruz ve bütün bunların hayata geçtiğini göreceksiniz hep beraber. Olmaz efendim bunlar palavra diyenler de çıkıyor. Görüyoruz, duyuyoruz sosyal medyadan. Ama ilk başta onlar da koşa koşa gidip bu haktan istifade edecekler ki onların da hakkıdır. Onlara da gülüp geçeceğiz. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Birincisi bu. Benimle iletişim bilgilerini paylaşmayan arkadaşlarımız paylaşsınlar lütfen. Ee, tabii bu nasıl olacak? Asıl üyeleri kapsayacak dediğimde efendim hemen yararlanan üyeler feveran etmeye başlıyorlar. Biz insan değil miyiz? Arkadaşlar bunu... Daha önce defalarca kez söyledim. Defalarca kez, değil mi? Yani üyelik kriterleri sadece Türkiye'ye mahsus, sadece Mesam'a, sadece MSG'ye mahsus konular değil. Yani Almanya Gema'da da var bu, PERS'te de var bu, SASEM'de de var, KODA'da da var. Yani bütün Avrupa'daki, dünyadaki meslek birliklerinin tümünde bu kriterler var. Ha bu kriterler konusunu genel kurullarda konuşabiliriz ama şu anda mevcut olan üzerinden gideceğiz. Ha tabii şunu da belirteyim, bütün asıl üyeleri de kapsamayabilir. Bilhassa özellikle ve öncelikle yorumcu sanatçılar, ardından enstrümanist sanatçılar. Çünkü bunlar sık olarak yurt dışına çıkıyorlar, konserlere katılıyorlar ve daha sonra diğerleri. Bakarsınız devlet bir güzellik yapar, hepimizi kapsar, e ona da yok demeyiz. Bilhassa bizim de istediğimiz bir şey. Gelelim yararlanan üyelik konusuna arkadaşlar. Bu konuyu lütfen sosyal medyada benimle paylaşmanıza gerek yok. Bakın ben bireysel olarak sizler için çalışmalar gerçekleştirdiğimde asıl üyeler ve yararlanan üyeler diye bir kriter koymadım. Takdir edersiniz ki özellikle pandemi başladığında Nisan 2020'de yaklaşık 400 civarında MESAM üyesine 500 ile 1000 lira arasında bulduğumuz kaynaklarla maddi destekte bulunduk. Bunların önemli bir bölümü de yararlanan üyelerdi. İkinci bir konu, hala devam ediyor bu hizmet. Pandemi döneminde başlayıp bugüne kadar süren Özel Ok Meydanı Tıp Merkezi'nin ücretsiz muayene hizmeti. Arkadaşım Saltuk Burahan Budak Beyefendi'nin bize sunduğu bir güzellikti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bakın yararlanan üyeler aileleriyle beraber istifade edebiliyorlar. Ayrıca her türlü işte diş hizmeti olsun, göz hizmeti olsun buna benzer bütün hizmetlerden bütün yararlanan üyeler istifade edebiliyorlar. Ama devletle bir takım konuların pazarlığını, istişaresini yaparken önümüze başka şeyler çıkıyor. Bunları daha sonra konuşuruz. İkinci konumuz geçici yönetim döneminde toplanan paralar gibi. Bir takım yalan ve yanlış bilgilendirmeler yapılıyor sizlere arkadaşlar. Bakın ben size çok net bir şey söyleyeyim. Hayatım boyunca hiç kimseye yalan söylemedim. Kimsenin de bana yalan söylemesine tahammül etmedim. Hayatta en nefret ettiğim şeylerden biri de yalan bilgilerdir. Sizler de yalan yanlış bilgilere itibar etmemelisiniz. Şimdi. Bazı arkadaşlar sosyal medyada paylaşıyorlar. Efendim Mesam'a kayyum atanmasaydı Mesam çok para toplayacaktı. Güzel. Şimdi ben size gerçekleri söyleyeceğim. Öncekileri ve şimdiki durumu anlatacağım. Değerli arkadaşlar, bir, Mesam'a tarihinden bugüne kadar, kurulduğu 1986 yılından bugüne kadar Mesam'a hiçbir zaman kayyum atanmadı. Kayyum ne biliyor musunuz? Kayyum ucu açık bir konu mevcut yönetimi el çektirdikten sonra ne zaman nereye kadar süreceği belli olmayan bir konudur kayyum. Mesama geçici yönetimler atandı. İlki 2014 yılında mahkeme tarafından 3 akademisyen atanmıştı. 3 ay süreyle Mesama onlar yönettiler. Geçici yönetimlerin bu arada görev süresi 3 aydır değerli arkadaşlar. İkincisi Mart 2018 yılında evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, 109 sahte üye e, haysiyet kuruluyla işbirliği yapıp e, muhalif üyeleri ihraç etme suçlamaları ve iddialarıyla başlayan bir soruşturma neticesinde bir kez daha aynı kişiler görevden alınmış ve 3 ay süreyle geçici yönetim atanmıştı. 31 Mayıs 2018 tarihinde de genel kurul yapılmıştı. Bakın. Hatta o da iki buçuk aydı. İki buçuk aylık bir yönetimdi. Sonuncusuna gelelim. Bu daha farklı. Şubat 2020 tarihinde genel kurula bir ay kala MESAM'da genel kurulun huzur ve güvenliğini e, hatırlarsınız özellikle bilinçli danışıklı dövüşlü kavgalar çıkıyor ya ona istinaden ona istinaden İstanbul Birinci Fikri Sanayi Haklar Mahkemesi tarafından genel kurulun huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için 3 kişilik geçici bir yönetim atağında bir aylığına. Çünkü genel kurula bir ay vardı. Ama ne oldu? 28 Mart'ta yapılması gereken genel kurul İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı pandemi genelgesiyle yapılamadı. Sonra oraya atanan 3 geçici yönetim kurulu üyesi bu sefer 27 Ağustos'a bir genel kurul koydular. Ama Pandemi nedeniyle ikinci kez İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu genel kurulda yapılamadı. Bir tek Mesam'ın mı genel kurulu yapılamadı? Hayır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na mali ve idari açıdan bağlı olan pek çok meslek birliği var. Belki siz sadece müzik meslek birliklerini biliyorsunuz ama onlarcası var. Ondan hiçbirisi yapamadı arkadaşlar. Ha şimdi biz ilk barda Mart'ta mı olur, Nisan'da mı olur, Mayıs'ta mı olur? Haziran'a mı sarkar? Genel kurulumuzu mutlak suretle yapmak istiyoruz. Şimdi sizleri yanlış bilgilendiren bazı arkadaşlar ne diyorlar? Efendim buraya kayyum atanmasaydı, geçici yönetim için bilerek kayyum diyorlar ki bir algı, algı operasyonu olsun, çok para toplayacaktık. Peki arkadaşlar, MESAM'ın dağıttığı her kuruşu bilirim. Hangi kaynaklar, nerelerden toplandı, hangi mecralardan toplandı ve ne kadar toplandı? Hepsini biliyorum. Mesela görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılında dağıttığı toplam para ne kadardı biliyor musunuz değerli arkadaşlar? 2019 yılında dikkat edin lütfen. 2019 yılında görevde bulunan arkadaşların dağıttığı para toplam yanılmıyorsam benim hesaplarıma göre 3 aşağı 5 yukarı 1000 lira 2000 lira oynayabilir 82 ya da 83 milyon liraydı. 2019'da Sayın Arif Sağ Başkanlığındaki yönetim kurulunun sizlere dağıttığı toplam para 82 ya da 83 milyon liraydı bütün dağıtım dönemlerinde. Gelelim 2020'ye. Ne kadar dağıtıldı? 80 8 ya da 89 milyon lira. Yani aşağı yukarı o rakamın 5-6 milyon lira daha fazlası dağıtıldı değerli arkadaşlar. E hani şimdi insan atar da palavrayı kafadan atmaz. Aklı başında, sağduyulu, feraset sahibi insanlar bunun hesabını yaparlar öyle ya. Siz mesela üyelerini çok böyle sıradan insanlar mı zannediyorsunuz? Mesam üyeleri milyonlarca gönüle girmeyi başarmış olan şarkılar üretmişlerse mutlaka o şarkıların nasıl ki bir matematiği varsa kendi hayatlarında da meslek birliklerinde de o matematiği iyi yaparlar değil mi? Evet arkadaşlar size söylediğim tamamen gerçek bilgiler. 2. Mesela mahkemeye sundukları dilekçelerde efendim üyelerimiz telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıya kalabilir. Ya insaf be kardeşim. Mesam tarihinin en huzurlu dönemini geçiriyor. Bir yıldır hiçbir arkadaşımız haysiyet kuruluna verilmedi. Eğer haysiyet kurulu üyeleri kendilerine iş pas edilmediği gerekçesiyle buradan bir mağduriyet çıkarıyorlarsa bu onların bileceği bir iş. Veya görevden alınan yönetim kurulu üyeleri tam bir yıldır 10 yıl sonra tam bir yıldır mesamdan ayrı kalıp hakkı huzur harcıra alamıyorlarsa yurt dışına gidemiyorlarsa bunu da mağduriyet sanıyorlarsa kendileri bilir. Ama biliniz ki mesam son bir yılda ciddi tasarruf etmiştir. Yurt dışına gidilmemiştir arkadaşlar. 2. Mesam 11 kişiyle yönetim kurulu yaptığında onun bedeli ayrıdır. Mahkemenin geçici yönetim kurulu üyelerine verdiği maaş ondan çok daha aşağıdadır. Yurt içi seyahatler, yurt dışı seyahatler, israf korkunç boyutlardayken ben öyle tahmin ediyorum ki mesan bu bir yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon civarında benim hesabıma göre tasarruf yatmıştır arkadaşlar. O yüzden ha bu arada geçici yönetimi falan savunmuyorum. Kimsenin de avukatı değilim kendileriyle de bugüne kadar herhangi bir görüşmem olmadı. Genel kurula kadar da olmayacak. Bu benim prensibimdir. Onların da bu konuda prensipleri var. Hoşuma gitmese de takdir ediyorum. Mesela randevu talebinde bir bulunduk. Bu genel kurul neden yapılamıyor diye. Randevu vermediler. Gerekçe olarak efendim yanlış anlaşılır. Başka gruplar derler ki bakın işte şu olmuş bu olmuş gibi. Bana göre mantıklı değil ama kendi içinde bir tutarlılık teşkil ediyordu. Kendilerince böyle bir şey yapmışlar. Saygı değer bir davranıştır. Geçici yönetim, kayyum vesaire benim savunduğum şeyler değil. Ben genel kurullarda seçilmiş olan yönetimlere itibar ederim. Ama o yönetimler de ayak oyunlarıyla, entrikalarla, sanatçı milleti korkak olur. Bir kavga çıkarın hepsi kaçar gider. Bizim hazır kıtalarımız var, kurşun askerlerimiz var, onlarla genel kurulu kazanırız diyenlerle değil, onların seçilmesine saygıyla, anlayışla karşılamam. Ne zaman ki her şey çok adaletli olur, her şey çok şeffaf olur, işte o zaman o genel kurulda kim kazanırsa kazansın, gider elini sıkarım, tebrik ederim. Genel kurul bu şekilde bir karar verdi diye çeker giderim arkadaşlar. Şimdi bu tablolar genel kurulda önünüze gelecek. Lütfen önceki tablolarla kıyaslayın. Zaten sonuçta 2009 şey 19'un, 2018'in, 2020'nin hepsinin bir bütçesi, bir faaliyet raporu gelecek önümüze. Benim az önce sizinle paylaştığım şeylerle birebir aynı olduğunu göreceksiniz. Ben 4 yıl süreyle mesam yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hangi paranın hangi mecradan geldiğini, hangi dağıtım kaleminde neyin, neyin yer aldığını sorarak da öğreniyorum. Ne kadar para dağıtıldı toplamda. Evet, geçici yönetim döneminde başka bir şey daha yapıldı. Geçici yönetim önceki seçilmiş yönetimlerden şu anda kat be kat daha başarılı görünüyor pek çok konuda. Çok ilginç değil mi? Her şeyden önce bu geçici yönetimde yer alan arkadaşları tebrik ediyorum. İkinci bir konuda daha tebrik ediyorum. TRT'nin 2020 payı olan yaklaşık 4 ya da 5 milyon lira olsa gerek TRT'den aldığımız pay 2021 yılı için özür diliyorum. 2021 yılının tahsilatını peşin peşin yapmışlar 2020 yılında Mesam'ın kasasına koymuşlar. Bu da gerçekten takdire şayan bir davranıştır. Benim zamanımda pek çok ihtilaflı yer vardı. Bunlar ödememe konusunda diretiyorlardı. Yönetimin de çok da umurunda değildi. Bunların da pek çoğunun tahsil edildiğini mutlulukla öğreniyorum. Ben mesan personelinden... Hangi kalemlerin dağıtıldığını her zaman dağıtımlardan sonra arar, öğrenirim arkadaşlar. Sizler de arayıp öğrenebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınızdır. O yüzden e, ortalıktaki gelişi güzel e, bilgi kirliliklerine itibar etmeyin sevgili arkadaşlar. Bakın ben e, yıllardır sizlerle beraberim. Tanırsınız tanımazsınız ama size hiç yalan söylemedim. Söyleseydim zaten bu şekilde başı dik, alnı da açık bir şekilde karşınıza çıkmaya cüret edemezdim açıkçası. Ee, bir başka konu değerli arkadaşlar, siyasi partilerle yaptığım görüşmeler. Son olarak Gelecek Partisi Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ile kültürel e, konuları içeren, kültür ve sanat hayatımızı sorunlarını içeren bir toplantı yapmışlardı. Beni de davet ettiler. Gittim. Kim davet ederse giderim. Ben bugüne kadar Kültür Bakanları olarak görev yapmış e, Sayın Numan Kurtulmuş, Sayın Nabi Avcı e, ve şimdiki bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, geçmişte Sayın Mahir Ünal, daha geçmişte Sayın Atilla Koç Beyefendi ile her defasında sizlerin sorunlarını anlattım. Vicdanen rahatım. Onlar hayatta. Kendilerine sorabilirsiniz. Recep Ergül sizlerle yaptığı görüşmelerde şahsı adına tek bir talepte bulundu mu? Bakalım size ne diyecekler. Aynı zamanda ana muhalefet lideri başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir saat süren bir görüşme yaptım. Yine orada da sizlerin sorunlarını anlattım. Efendim işte iktidar değil bunlar gibi düşünmeyin. Onlar sizin sesiniz olacak. Onlar bütün siyasi partiler iktidar olmak için kurulur, değil mi? Onu, onu hedeflerler. İşte hedefinde iktidar olan partilerin iktidar olsun ya da olmasın sizlerin sorunlarını dillendirmesi çok önemlidir arkadaşlar. Mesamı siyasi bir rant alanı olmaktan bir siyasi partinin arka bahçesi olmaktan çıkarmamız lazım. Mesama kesinlikle ve kesinlikle siyaset sokmamamız lazım. Ben ana muhalefet lideri başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede de bunu söylemiştim. Bizden talebiniz nedir? Bir, kesinlikle ve kesinlikle ne CHP, ne MHP, ne AK Parti, ne HDP, ne diğer partiler, İyi Parti hiçbirisi ama hiçbirisi Mesam'ın iç işlerine karışmasın. Bizim sadece ve sadece devlete karşı bir sorumluluğumuz var. Mali ve idari açıdan Kültür Bakanlığı'na bağlıyız. Bakanlığı bugün bir parti yönetiyor, yarın bir başka parti yönetebilir. Bu bizim sorunumuz değil. Başka şeyler duyuyorum. Efendim Recep Ergül siyasete mi girecek? Hedefleri mi var? Çok mu hırslı? Yok arkadaşlar. Benim geçmişte öyle bir deneyimim oldu ama aslında benim isteğimle değil de bana gelen yoğun ısrarlı bir davet üzerine tamam dedim ama tamı tamı 10 gün süren bir aday adaylığım söz konusu oldu. Siyasetin bana uygun olmadığını gördüm ve tamamen dışına çıktım. Siyasete girmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Rahatımı bozmak, kendimi huzursuzluğa itmek, bir tarafın adamıyken öbür taraflardan nefret dolu bakışlara maruz kalmak Düşmanlık dolu, hüsümet dolu bakışlara maruz kalmak benim yapabileceğim bir şey değil. Ben barışçıl bir insanım. Toplumun her kesimini seviyorum. Toplumun her kesimiyle güzel diyalogları olan bir insanım. Böylece rahatım ben, mutluyum ve bunu bozmak gibi de bir düşüncem yok arkadaşlar. Ayrıca <laughs> mesam siyaset içinde bir basamak değildir. Olsaydı zaten buna çok meraklı olanlar oraya atlarlardı. Demek ki değilmiş. Değil mi arkadaşlar? E, ayrıca bir şey daha bilmenizi istiyorum. Benim görüştüğüm pek çok siyasi partinin lideri bana birlikte çalışma da teklif etti. Buna son olarak katıldığım toplantıdaki bazı arkadaşlar da tanıktır mesela. Ama ben siyaset düşünmüyorum arkadaşlar. Fikri mülkiyet konusuna gelince bilmek insana acı verir, huzursuz eder. Hayır bunun böyle olması lazım. Ben bu işi biliyorum. Benim bir organizasyon şirketim var arı prodüksiyon, ajans ve kültür sanat organizasyonları. Organizasyon konusunda naçizane çok iyi ve uzman bir şirketiz. Bizim mesamdaki olayımız da budur. Bir organizasyon meselesi. Ben bugüne kadar toplanmayan, yerine getirilmeyen haklarımızın kolay bir şekilde toplanabileceğini herkese göstermek istiyorum. E bundan bir sanatçı olarak, bir eser sahibi olarak ben de istifade edeceğim arkadaşlar. Benim en büyük ee, mükafatım ne biliyor musunuz? Bakın son 3 yıldır sürdürdüğüm çalışmalarda etrafımda kocaman bir ordu oluştu. Hepsi birbirinden güzel, yürekli, sert sahiplerinden oluşuyor. İlk seçildiğimde 2014 senesinde de rahmetli Cemal Safi, eski devlet başkanı, eski devlet bakanı Yılmaz Koyunlu, Orhan Gencebay gibi, Zara gibi, Coşkun Sabah gibi adını sayamayacağım o kadar değerli insanlar bana teveccüh göstermişlerdi ki bu adam bu işi yapar. Bu adam konulara hakim demişlerdi. Bugün onun belki 5-10 on katını görüyorum. Bize gösterilen yoğun teveccüh karşısında da asla geri adım atmayacağım. Genel kurulda arkadaşlarımla beraber aday olacağım. Mesam'ın doğru da yönetilebileceğini herkese göstermek istiyorum. Kimseye bir karizm yok. Geçmişte bana kötülük yapanlar, beni haysiyet kurullarına defalarca kez verenler, mahkemelerde süründürenler hepsine haklarımı helal ettim. Onları da seviyorum. Benden büyüklerse abilerim, küçüklerse kardeşlerim onlar. Çünkü ben kim tutmasını bilmem, kötülük yapmasını bilmem, yüreğimde öyle şeylere yer yok. Benim e, gerçekleştireceğim bütün projelerden bu arkadaşlarımız da istifade edebilirler. Buralarda hiçbir sıkıntımız yok. E, genel kurul ne zaman olacak arkadaşlar? Öyle tahmin ediyorum ki <laughs> mart, nisan, mayıs ya da haziran aylarında olması lazım, olması gerekir diye düşünüyorum. Eğer gerçekten bu pandemi bu şekilde devam ederse, e, yani şey vakalar artarsa söyleyeceğimiz bir şey yok. Ama gördüğümüz kadarıyla vakalar düşüyor. E, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız da 1 Nisan'dan itibaren turizm sezonunu açmayı hedefliyoruz dediğine göre değil mi? E, yani bizim de genel kurulumuz artık o tarihlerden sonraki bir tarihte yapmamız lazım. Genel kurulu yapmasına yaparız da sizler 3 yılda bir yapılan eskiden 2 yılda birdi ama 3 yıldır genel kurulu yapamıyoruz. 3 yılda bir yapılan bu genel kurula bir gününüzü ayırıp gelecek misiniz? Gelirseniz eğer kendiniz için devrim niteliğinde bir şey yapacaksınız. Gelmezseniz eğer meslek birliğinizle beraber kendi geleceğinizi de kaosa, karanlığa sürüklemiş olacaksınız. Takdir sizin. Ben mevcut adaylar içerisinde en rahat olanlarıyım. Neden biliyor musunuz? Çünkü geçimim mesamdan değil ki benim. MESAM'dan bugüne kadar 1 milyon liranın üzerinde hakkı, huzur ve harcırı alanlar düşünsün. Benim gelirim MESAM'dan değil ki arkadaşlar. Ben MESAM'ı kaybettim. Benim işim var, gücüm var, çalışırım. Hiç psikolojik bir şey, e, şekilde de bir hani e, alt edilmiş duygusu da yaşamam. Kazandım. Ben değil sizler kazanmış olacaksınız. Çünkü devrim niteliğinde çalışmalar hayata geçecek. Bütün projeler hazır. Sadece genel kurulu bekliyor bunlar. Gelelim bakanlığın destek ödemesine. Değerli arkadaşlar ya bazı şeyleri anlamak istemiyoruz ya da çok sabırsız bir toplumuz. Aslında bu sabırsızlığımız beni tedirgin de ediyor. Diyorum ki bu arkadaşlarımız genel kurulda bana görevi verdiler diyelim. Acaba ilk dağıtım döneminde beni tukaka ederler mi gibi bir kaygı da taşıyorum açıkçası. Çünkü biraz e, toplum olarak sabırsızız. Şimdi daha önce defalarca kez söyledim arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı sizlere sunacağı destek ödemesini en geç Ocak sonunda yapacak demiştim ya. Ocağın sonu daha gelmedi arkadaşlar. Ama hemen her gün aranıyorum. Ya ne zaman olacak bu? Ya bakanlık bizimle alay mı ediyor? Dalga mı geçiyor? Bu para ödenecek mi ödenmeyecek mi arkadaşlar? Tarih kondu. Yaklaşık 30 bin civarı, 30 bin üzeri bir e, talep var ve bu 30 bin üzeri insanların tek tek IBAN'ları, hesapları sisteme kaydedilecek, yatırılacak Ocak sonu dendiyse devlet tarafından Ocak sonunda yatırılacak bu. Bize de düşen biraz daha sabır göstermek. Ha ilki Ocak sonu, ikincisi Şubat sonu, üçüncüsü de Mart sonu yatırılacak. Ama tabii biz pandemi dönemlerinde, Allah korusun deprem dönemlerinde, ne bileyim hani sosyal çalkantıların yaşandığı... Allah göstermesin felaketlerin yaşandığı dönemlerde eser sahipleri tekrar bu sıkıntıları, müzisyenler tekrar bu sıkıntıları yaşamasın diye kalıcı çözümler peşindeyiz. Bize destek verin, bize güç verin, biraz da sabır gösterin. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Hoşçakalın.